9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Sakarya'da sırra kadem basmıştı 43 yaşındaki Erdal Sakız. Günlerdir her yerde aranan adamın bir cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı. Sakarya'dan şüpheli şekilde kaybolan Erdal Sakız için sevgilisinin yanı sıra eşi ve oğlu da soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne ve oğula göre 43 yaşındaki adamın kaybının sorumlusu yıllardır birliktelik yaşadığı kadındı. Nurcan Hanımcığım, siz ayrılmışsınız Erdal Bey'den ama resmi nikahınız devam ediyor. Sizlerin de şöyle bir iddiası var seninle ilgili Nergis'ciğim. Diyorlar ki Nergis çok para gözlü, başka erkeklerle de görüştüğünü düşünüyoruz. Nergis de Erdal'ın kendisine engel olmasın diye Erdal'ı ortadan kaldırtmış olabilir diye düşünüyorlar. Kafesine kafe katan bir babanın test kitabı parasını esirgediği oğluydu Tuncay Sakız. Babasıyla yaşadığı husumeti de gizlemiyordu. Peki kuzeni şüphe oklarını neden ona yöneltti? Tuncay, Ersin Koç'un yanından babasının kayıp olduğu günü tespit ediyorlar ya. Ya çarşamba ya perşembe bu günlerden birisi. Biniyorlar taksiye, direktmen Tekelbay'a gidiyor. Şimdi bir insanın babası kayıpsa Tekelbay'da gidip bilgisayarla mı ilgilenmesi lazım? Karakola gidip sağa sola mı koşması lazım? Siz aslında şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Babası kayboldu, karakola gitmek yerine dükkana gitti. Dükkanda da güvenlik kameralarını sildi. Evet. Orada bir görüntü vardı. Onu sildi demeye getiriyorsun. Alsınlar gitsinler cihazı, emniyette sorgulatsınlar. Yani babası kayboldu. Geldi o dükkanı açtı. Zaten o dükkanda çalışmıyordu. Babasının geri dönmeyeceğinden nasıl bu kadar emin diyor herkes. Tuncay Sakız'dan şüphelenen bir başka isim de kayıp adamın komşusu Dilek Akgün'dü. Giriş kattan merdiven dayamış, babasının evine girmiş. Eve giriyor, paraları alıyor, çıkıyor. Anahtarı yok ki adamın bende. Adam evde öldü mü kaldı mı, kalp krizi mi geçirdi, bir şey mi oldu diye merak ettim, evine girdim adamın. Ben hem o gece evinden para falan almadım. Normal odalar. Hızlıca bir baktım sonra çıktım. 100 bin lira çünkü en son zamanda tüccardan para almıştı. Bakayım dedim para evde mi veya başka bir yerde üstünde mi? Ondan sonra gittim bu da vardı, kendisi de vardı. Ondan sonra çıt döndük. Tuncay, bütün bunlar konuşurken babanın kaybının daha 2-3 günü olmuş. Şimdi hem parayı alıyorsun, ona veriyorsun, sonra onu ortaklıktan çekil diyorsun. Yalan konuşuyor ya. 3 çocuk babası Erdal Sakız'ı arıyorduk biliyorsunuz. 43 yaşındaki Erdal Sakız kaybının 10. gününde Sakarya Karasu'da ailesinin yaşadığı Kurudere Mahallesi'nin 12 kilometre uzaklıktaki Çamdağ Ormanı'nda öldürülmüş halde bulundu. İddiaların odağındaki kişi ne yazık ki 18 yaşındaki oğlu Tuncay. Ama baban da etrafına hep oğlum beni bir gün öldürecek diye anlatıyormuş. 9 Kasım'ı 10'una bağlayan gece Sakarya'da aracıyla sıra kadem basan 43 yaşındaki 3 çocuk babası Erdal Sakız'ın bir cinayete kurban gittiği açığa çıktı. En son görüldüğü Kurudere Mahallesi'ne 12 kilometre uzaklıktaki Çamdağ Ormanı'nda aracının içinde öldürülmüş olarak bulunan Erdal Sakız'ı ilk fark eden kişi ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban Ali Kardeş'ti. Ben hayvan arıyordum, hayvanlar var benim ormanda. Bir beyazlık gördüm, inek diye yanına yendi, baktım taksi, olayı böyle gördüm. Cenazesinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler Erdal Sakız'ın içinde öldürüldüğü aracın bulunduğu nokta ve çevresinde hummalı bir çalışma yürüttü. Ne yazık ki rüyasında öldürüldüğünü gören 43 yaşındaki adamın gördüğü kabus gerçeğe dönüşmüştü. İlk incelemelerde boğuşma izine rastlanan Erdal Sakız'ın vücuduna bir tanesi başına olmak üzere 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Peki Erdal Sakız cinayetinin fail ya da failleri kimdi? 43 yaşındaki 3 çocuk babasının hayatı neden elinden alınmıştı? Başlatılan cinayet soruşturması kapsamında şimdi bu soruya yanıt aranıyor. Şunu söyleyeyim, yani nerede olursanız olun mutlaka bunu yapanlar bir iz bırakmışlardır. Bu bugün çıkmaz, 3 ay sonra çıkar, 5 ay sonra çıkar, İnşallah. 6 ay sonra çıkar. Ama İnşallah. O iz çıkar. O yüzden bence bu cinayeti kim işlediyse fazla da yani saklamaya çalışmasının bir nedeni yok.